Çok farklı kesimlerden iletiler geliyor. Büyük bir merakla açıklamalarınızı izliyorlar. Şimdi bu son bölümde reklamımız yok. Yaklaşık 50 dakika süremiz var. Bu süre içinde ben başlıkları izleyicilerimizle paylaşmış olayım. Başka başlıkları da ekleriz gerekirse. O dönemdeki halk hareketleri, tahkikat komisyonları, Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun olayı var. Erdelhun kompleksi diye de anlatılıyor bu onu. Genç subaylar hareketi kavramı o zaman çıktı. Hatta işte günümüzde de genç subaylar yazı konusu olduğu zaman dava nedeni olabiliyordu. Yassada mahkemelerinde ve yassada da yaşananlar gibi bunları konuşalım. Buyurunuz, halk hareketlerinden başlayalım. Evet, nasıl isterseniz. Buyurunuz. Evet, şimdi konuşmalarımızda... Bir de affedersiniz, mesela medyayı konuştuk ya o dönemde, sansürü. Evet. Yine daha önceki programlarımızdan hatırlıyorum. Aydın Menderes, ya Aydın Menderes diyorum, izleyiciler uyarıyor. Adnan Menderes. Adnan Menderes. Siz Aydın olunca onun karışıyor. Da oğlu Aydın Menderes'ti. Evet. Allah rahmet eylesin. Evet, evet. Öyle farklı çağrışım oldu. Talihsiz Adnan çocuk. Menderes basınla gelip basını susturdu. Çok enteresan. Hani basın ona karşı olur da intikam alıyorum der. Bugün Tayyip Erdoğan'ın yapmaya çalıştığı gibi. Ama Menderes medyayla gelmiş. Doğrudur. Ve kendisini getiren medyayı da susturuyor. Enteresan. Onunla ilgili Sayın Aydın Ulgaz'dan rica ederim. Ben babamdan da duyuyordum. Sabahattin Ali'nin Ankara'da kerpiç lokantasında birlikte konuştukları. Karpiç. Karpiç, pardon. Karpiç restoranda konuştukları ve bu muhalif Marco Paşa'nın kendilerinin de iktidara gelmesine yardımcı olduğundan söz etmiş. Yani özgürlükten, şundan bundan. Ve demokrasi bu yolla gelir diye de konuşmuşlar. Bunu iletmiş de. Fakat tam tersine 14 Mayıs'ta iktidara geldikleri gün kökü dışarıdan beslenen iki tane mizah gazetesini kapatacağım diye hükümet programından söz ediyor. Bu gösteriyor ki biraz danışıklı dövüşüklüymüş. Yani önceden CHP'den ayrılıp da kuracakları demokrasi ve getirecekleri demokrati partinin getireceği bu olmamalıydı kanısındaydı babam. Zaten baktım ki diyor benim medyadaki dostlarım ilk günlerde benim hala muhalefete devam etmem Marco Paşa'yı çıkarırken eleştirilere sebep oluyordum. Ve onlar ya biraz sabırlı olsana bak demokrasi böyle geliyor sen hala muhalefet yapıyorsun diye işte giden paşamdı ama gelen ağam değildir dedim. O sırada tüberküloz hastasıydı babam, hastanede sırası gelmiş, İzmir'e Tepecik Hastanesi'ne gittim der. Yani gelen evet medyayı arkasına alıp gelmiştir. Fakat ilk yaptıkları da gazetelerden sansürü şiddetlendirmiş, kağıdı kontrol altına almış. Gazetelerin kağıtları kesiliyordu, az veriyorlardı hatta. Ve bu tek kağıt üreten SEKA, kitapların da kağıdı oradan gelirdi. Tabii, tabii. Dergilerin, gazetenin, yani hükümet istediğine kağıt verir, istediğine vermez. Ve tabii büyük bir kara borsa olayı vardı piyasada. O muhalif olan gazeteler gazeteyi çıkarırken kara borsadan çok yüksek fiyatlarla aldıklarından zaten büyük bir baskı altında, bir de ekonomik baskıya girmişlerdir. Kağıdı başkasından almak, aracıdan almak, hatta iktidardan olan gazetelerin elde ettiği o bol miktardaki kağıdı muhalefet yapacak olan gazetelere satması da çok ilginçtir. Burada siyaset unutulmuş, işin ticaretine kaçılmıştır. Fakat bütün bu güce rağmen iktidarlar, baskıcı, diktatöryel yönetimler bütün bunlara rağmen ayakta kalamıyor değil mi? Kağıt elinde, aleyhime yazacak kimler var? Şu muhalif medya var. Ona kağıt vermeyelim, engelleyelim. Gece valilikten adam gönderelim, sansürleyelim. Ne yaparsan yap. Sonuçta ayakta kalamıyor. Yani zulüm iktidarda kalamıyor. Bir dönem evet, kalıyor. Bir dönem kalıyor. İstediğiniz güç elinizde olursa olsun. Bunu kimsenin unutmaması gerekiyor. Doğru.
Evet, buyurunuz. Halk hareketleri. Şimdi efendim ben kısa bir izin verirseniz özetini yapmak istiyorum. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinde bir defa İsmet İnönü'nün çok partili düzene geçiş kararının çok büyük rolü olmuştur. Demokrat Parti'yi kuranlar, yani dörtlü takdirle kuranlar, Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü, hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleriydi. Ve halk kitleleri, yani pek sıcak bakmayanlar bile Demokrat Parti'ye bunun Türkiye için iyi bir gelişme olduğunu düşünüyordu. Çünkü çok partili düzene geçiş bütün dünyada artık kabul edilmişti. Evet. Ve o tarihlerde de Türkiye'nin savaş sonrası, İkinci Dünya Savaşı sonrası Birleşmiş Milletler'de kurucu 46 üyeden birisi olması için çok partili düzene geçmesi de İsmet Paşa'dan istenmişti. Yani İsmet Paşa hakikaten büyük bir anlayışla Atatürk'ün bu en yakın silah arkadaşı bu yolu açtı. Bu yolu açtı ve Demokrat Parti iktidara geldi. Şimdi düşünün, İsmet Paşa Batı Cephesi kumandanı, İsmet Paşa Lozan kahramanı, Türkiye'nin en yakın silah arkadaşları, hakikaten Lozan'da harikalar yaratmış bir insan. Bu insana karşı saygısızlık ederek işe başladılar. Bu hareketler sırasında, yani 1960'ta bu 27 Mayıs'ı Sattı mailinde İsmet Paşa Uşak'a sokulmadı. Evet. Kayseri'ye sokulmadı. Topkapı'da yaralandı. Bıraksalar linç edilecekti. Bazı insanların son dakikalardaki müdahaleleriyle İsmet Paşa hayatını kurtardı. İsmet Paşa iktidara gereken bütün iyi şeyleri, bütün uyarıları yapmıştır. İsmet Paşa bu gidişin tehlikeli olduğunu biliyordu. Çünkü İsmet Paşa İttihat Terakki'nin iktidara nasıl geldiğini de bilen bir subaydı. Ve kendilerine söyledi. Bakın, tahkikat komisyonu kararı mecliste kabul edilirken bunu gençlerin bilmesini isterim. Tahkikat komisyonu nedir? Tahkikat komisyonu... İnceleme, yani Türkçesi inceleme, tahkikat, araştırma. Evet, tahkikat ama yetkileri neydi onu söylemek. Bir izleyicimiz sormuş, yargılama yetkisi var mıydı bu tahkikat komisyonu? Olmaz olur mu? Ha, şimdi önemli. Evet. Tahkikat komisyonu milletvekillerine oluşuyor. Tabii. Onlara... Yargı yetkisi, yani hakimlik, mahkeme yetkisi mi verildi? Onu vurgulayın. Evet. Önemli, buyurun. Şimdi tahkikat komisyonuna kanunuyla yargı yetkisi verildi. Ama daha enteresan, en ağır cezalara imza atma yetkisi de verildi. İdam da dahil olmak üzere. Ama daha da şeysi, bu kararlara itiraz hakkı verilmedi kanunla. Yani kararlar kesindi. İstiklal Mahkemesi kararları gibiydi. İstiklal Mahkemeleri o devrin mahkemeleriydi. Başka çare yoktu Kurtuluş Savaşı'nı kazanmak için. Sert tedbirler alınması gerekirdi. Hani demokrasi, hani çok partili düzen, partisi, Demokrat Partisi içinde hukuk tahsili bile olmayan insanların hakim olarak başta İnönü olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partileri yargılama yetkisi verildi. Böyle bir şey olabilir miydi? Bunun üzerine kürsüye Cumhuriyet çıkan... Cumhuriyet Halk Partileri mi yoksa mesela kazara... Herkesi. Ha, herkes. Kazara bir Demokrat Partili ellerine düşse onu da herkes... Mahkemeler vardır. Üstü bir mahkeme ve kararları kesin bir mahkeme. İdam kararı temizi falan da yok. Ya. Evet. Temizi falan da yok bunun. Kararları kesin ve tartışılmaz. Buna karşılık İsmet Paşa kürsüye çıkıyor, diyor ki bu yaptığınız yanlıştır. Böyle giderseniz sizi ben bile kurtaramam dedi diye mecliste 12 celse meclisten uzaklaştırma kararı verildi İsmet Paşa'ya. Bunlar yapılır mı? Bütün bunlar halkı tahrik etti. Nisan ayında, Mayıs ayında halk sokaklara döküldü. Harbiyeliler sokaklara döküldü. Kızılay'da 555 KD'ye, yani ayın 5'inde saat 5'te Kızılay'da insanlar toplandı. Menderes arabasıyla geçerken bunların içine girdi ve tartaklandı. Ama kimseye de tokat atmadı. Onu da belirtmek lazım. Yani bu gidiş belliydi. Burada bence en büyük suç, hatta Adnan Menderes'in istifayı düşündüğü söylenir. Fakat Celal Bayar, ah o Celal Bayar yok mu? Atatürk devrimlerine bence birinci derecede Galip Hocam. Utanarak söylüyorum bunu, gerçekten ihanet eden bir adamdır. Dere geçilirken at değiştirilmez dedi Menderes'e. Ve tenkil kelimesini kullandı. Tenkil, yani polisler, hani şimdi başbakan nasıl sabrediyorlar, şaşıyorum falan diyor ya, bundan birkaç adım ileri giderek Celal Bayar, vurun temizleyin dedi. Tenkil budur.
kitle halinde yok edin demektir. Yani 27 Mayıs sanki Türk ordusu, Türk ordusunun genç subayları emir komuta zinciri içinde de olmaksızın bunların arasında 27 yaşında kurmay yüzbaşılar vardı. Muzaffer Özdağ ve Numan Esin mesela. Evet. İsim vererek söylüyorum. Çünkü bize gelirlerdi, Vatan Gazetesi'nde konuşurduk, dertleşirdik. Yani 27 Mayıs böyle pat diye bir gece sabaha karşı gelmedi. 27 Mayıs patır 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 uygun adımla geldi ve hükümet bunu görmezden geldi. Hatta kendisini bakın halk sokaklara dökülecek, böyle ihtilal görüntülere benziyor bu diyenlere Menderes ha ha bu mu ihtilal diye adeta hakaret eder gibi davrandı. Ve nihayet ihtilal de patladı. Şimdi ordular, silahlı kuvvetler şu veya bu şekilde suçlanırken biraz da bunların neden böyle hareketlere mecbur edildiğini de düşünmek lazım. Yani siyasetçiler oturuyorlar, halkı tokatlıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, bildikleri gibi işte Alo Fatihler, konuşmalar, pateler, pate değil tape. Yani teyp kelimesini biz şimdi tape diye telaffuz ediyoruz. Bütün bunlar oluyor. Türkiye demokrasi yolunda önemli adımlar atmış bir ülkedir. Bizim demokrasi tarihimiz Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Türkiye'de artık böyle şeylerin, ordu müdahalelerin falan konuşulması bile ayıptır. Ordu müdahale etmemeli. Ama siyasi iktidarlar da görevlerini bilmelidirler. Halka karşı saygılı davranmalıdırlar. Şöyle bir soru sorsam yanlış anlaşılır mı acaba Sayın Karaveli? Ne gibi? Şimdi bu Menderes'lerin devamı izleyen AKP iktidarı ve Tayyip Erdoğan acaba Menderes'in başına gelen bizim başımıza da gelebilir düşüncesiyle mi önce orduyu yok etti? Hani kimse kimseye darbe yapmasın, Tayyip Erdoğan'a da darbe olmasın, tamam zaten ortada bir darbe yok, sahte deliller var falan ama acaba onların zihninde ya bak gidişat bu, bizim kafamızda da yapacaklarımız belli, Menderes'e ne yapmışlardı? Karşısına genç subaylar çıktı. O yüzden biz pek çok genç subay bugün zindanlara tıkıldı biliyorsunuz. Acaba böyle bir şey olabilir diye önce o taraf mı halledildi ve meydan boş bulunarak herkese her şey yapılabilir hale geldi? Dediğim gibi kimseye darbe olmasın ama onların aklında böyle bir düşünce oluşmuş olabilir mi? Sayın Cevizoğlu, bence bu sorunuzun cevabı sorunun içinde var. Yani tabii ki biz Bay Başbakan'ın neler düşündüğünü tam tamına bilemeyiz. Bu mümkün değil. Yapılanlara bakarak. Ama yapılanlara bakarak yani niçin bu orduyla bu kadar uğraşıyorsun? Niçin bu ordunun pırıl pırıl subayları, kurmay subayları, denizci subayları casuslukla yok bilmem nereye bilmem ne gömmüş olmak gibi saçma sapan sahteliği belli olmuş. Bir takım gizli tanıklara dayanarak verilmiş kararlarla bu insanlar böyle tutulursa ordunun içindeki binlerce, on binlerce genç subayın bunlardan rahatsız olmaması beklenebilir mi? Türkiye'de şunu söylüyor. Türk halkı darbe istemiyor, ihtilal de istemiyor, askeri müdahale de istemiyor. Atatürk buna en fazla karşı olan insandı. Savaştan hemen sonra karar verin. Orduda mı kalacaksınız, siyasete mi gireceksiniz demişti. Ve Atatürk'ün zamanında en ufak bir ordu hareketi olmamıştı. Peki bu tahkikat komisyonlarına yargı yetkisi verildi, idam kararı bile alabilme hakları vardı, yetkileri vardı ama itiraz hakkı yoktu. Tıpkı evet. İslam mahkemeler şey gibiydi dediniz. Yapıldı mı? Bir uygulaması var mı? Yani bu tahkikat komisyonlarının... Hayır, vakit kalmadı. Ha, vakit kalmadı. Vakit kalmadı. Menderes şeydeydi, Eskişehir'deydi. Kütahya yollarında giderken kendisini önce uçaklar şey yaptılar, arkasından da yakaladılar. Kendisinin bundan son anda vazgeçtiği söylendi. Son ana bırakmamak lazım. Evvela hatta böyle bir işe hiç tevessül etmemek lazım. Böyle bir karar alınabilir mi? Tahkikat komisyonu kararı alınabilir mi? Halkın üstüne böyle gidilebilir mi? Halkın düşünceleri, bakın Türkiye'de bir halk hareketi oluyor. İşte iki gün sonra bunun yıl dönümündeyiz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Başbakan Yardımcısı çocukların Taksim'de mesajını aldık diyorlar. Ama Fas'taki Başbakan ne mesajı ya diyor, mesaj falan yok, yapacağız. Atatürk Kültür Merkezi'ni de yıkacağız. Taksim Kışlası'nda yapacağız. Yani Türkiye'de yapılacak iş olarak Taksim Kışlası mı kalmıştır? Zavallı, kötü bir bina, mimari, hiçbir özelliği olmayan, çirkin bir bina.
başka bir şey yok mu yani Taksim'de biraz yeşillik? Evet, birkaç soru daha var bu konuyla ilgili ama izleyicilerimize dönelim. İsmail Yeğen isimli bir izleyicimiz diyor ki ABD Dışişleri Bakanı Rockefeller'ın Eisenhower'a Türkiye'ye aşırı yardım yapılmasının milliyetçi akımları artırabileceği uyarısı yaptığı ve oltaya yakalanmış balığın yeme ihtiyacı yoktur dediği doğru mudur? ABD'nin Menderes'e karşı tavrı bu politikayla açıklanabilir mi diyor. Duydunuz mu böyle bir şey? Yani Rockefeller ne zaman Dışişleri Bakanı olmuş? Yok şöyle. Hayır, ben de onun için orada takıldım. ABD Dışişleri Bakanı iş adamı Rockefeller'ın böyle söylediğini aktarmış demek ki. Emin Değer'in yazdığı bir oltaya kitap var. Takılan oltadaki balık. Oltadaki balık Türkiye diye. Oradaki Eisenhower'a yazılmış Rockefeller'ın yazısını vermiştir. Vardır orada. Yani zaten Türkiye oltaya takıldı. Zoka'yı yuttu. Ağzına kanca girdi. Onun yemeğe ihtiyacı yok. Yardım yapmamıza gerek yok anlamına geliyor. Çok önemli bir benzetme. Hulki Bey, Türkiye aslında güçlü bir ülke. Genç nüfusuyla güçlü. Bakın bugün Türkiye'nin ihracatı 50 sene önceki ihracatını Türkiye halen bir saatte yapıyor. Tayyip Bey'e borçluyuz o zaman. Hayır, Tayyip Bey'e borçlu değiliz. Birçok bürokrat var ve senelerden beri bu devam ediyor. Türkiye'de sanayi gelişiyor. Türkiye'de iyi şeyler de oluyor. Belki bunlarda Tayyip Bey'in de rolü olduğu şeyler var. Menderes'in yok mu? Menderes de Türkiye'de bir dinamizm yaratmıştır. Bunu kabul etmek lazım. Ama dinamizm yaratmakla olmuyor. Halkın isteklerine, toplumun ihtiyaçlarına cevap verebileceksiniz. Eğer bir memlekette kötü maske bilmem ne yüzünden 300 kişi ölüyorsa o memlekette huzur olamaz. Soma'daki. Yok. Anlaşıldı. Kömür kızışmasından olduğu anlaşıldı bunun. Monoksit gazından olduğu anlaşıldı. Bunlar eğer oluyorsa Türkiye'nin artan ihracatının hiçbir dönemi kalmaz. Bir takım AVM'lerde aradığınız her malın bulunması fazla bir şey ifade etmez. Eğer bu memlekette açlık, yoksulluk sınırında 10 milyonlarca insan varsa. Bunu oltaya takılan balık ya da oltadaki balıkla mı bağlantılı söylediniz? Hayır, bunları şunun için söylüyorum. Yani Türkiye yardıma ihtiyacı yok mu? Balık olsa ne olur? Yani Türkiye güçlü olursa, Türkiye'nin güçlü olduğu bir dönem vardır. Atatürk dönemi. Atatürk döneminde Türkiye dünyada barış, yurtta barış demiş ve doğusunda da batısında da şeyler yapmıştır. Dünyada barışı anlayabiliyoruz çünkü işgal edilmiştik ama yurtta barış sözünü galiba pek fazla anlamıyoruz, üzerinde de durmuyoruz. Bugün yurtta barış sözünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz değil mi? Türkiye'nin içindeki barışı. Atatürk o zaman demiş ki yurtta barış. Evet. Şimdi karşımızda emperyalistler var, Türkiye'yi işgal etmişler. Tamam, biz milli mücadele vermişiz. Onu anlıyoruz, dünyada barışı. Ama Türkiye'de yurtta barış demiş. Onu bugün daha iyi anlıyoruz. Daha bence iyi anlıyoruz. Ve anlamalıyız. Anlamalıyız. Üstünde durulmuyor. Yaşar Altın Tartı isimli izleyicimiz diyor ki merhum Örsen Öğmen'in eseri Bir İhtilal Daha Var kitabında 27 Mayıs'a giden süreçte alt kademe subayların, yani genç subaylar ki hepsi de cengaver karakterli diyor, uzun süren hazırlıkları anlatılır. Amerika ile bağlantılarına ilişkin zerrece bir suçlama yoktur diyor. Hani Amerika darbenin arkasında var mıydı, onlar mı yaptırdı dendi ya. Pek çok insan Amerika ile bu işin bağlantısı yoktu. Siz de yıllar önce söylediğiniz gibi duyduysa da hayır dememiştir Amerika dediniz. Bir de 61 yılında yapılan özgürlükler anayasası olarak adlandırılan anayasanın ruhuna baktığımız zaman Amerika'nın arkasında olmadığı sanki anlaşılıyor. Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Tanıdığınız bir izleyicimiz, bir modacı. Kim? Bakalım bir modacının darbelerle 27 Mayıs ile ilgili söyleyeceği ne olabilir? Neslihan Yargıcı Hanım var. İyi geceler Sayın Yargıcı. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Biraz ses alalım çocuklar. Tabii ki yaşım çok çok küçüktü ama biraz zor duyuyoruz sizi. Yaşadığım yer çok enteresandı. Türkiye'nin ilk gazeteciler mahallesi Esentepe'de kurulmuştu. Babam da gazeteci olduğu için tamamen gazetecilerin ortamında büyüdüm ve çocukken bir masal gibi, bir oyun gibi bütün politikanları dinlemişliğim var. O beni heyecanlandırdı. Sadun Tanju'dan bahsettiniz. Sadun amca yan komşumuzdu. Bütün o zamanın gazetecileri
hepsi birlikteydim. Hepsi benim için amcalardı. Eser Tepe'nin özelliği mesela mahallemizin girişinde polis kulübelerimiz vardı, bizi korurdu. Yani şimdiki siteler dediğimiz, korumalı siteler, getolar vesaire diye bahsettiğimiz bir sistemin ilkiydi galiba. 51 numaralı bir otobüsümüz vardı. Esentepe Cağaloğlu, yani Babali'ye giderdi ve sabah gazeteciler toplanır otobüse giderlerdi. Köşe yazarı, ne bileyim ben, diğer dallarda olan hiç fark etmez, sizin hep beraber birlikte bir heyecan yaşanırdı, onu görürdük biz. Bir Babali efendiliği vardı, kravatsız papyonsuz kimse yola çıkmazdı sabahleyin. Dolayısıyla belli bir kültür vardı orada. 60 İhtilali'nin öncesinde tabii, yani tam ben hatırlamıyorum, çok ufaktım. Ama benim hatırladığım mahallemize atlı polisler gelmişti. Atlı polislerin o tıkır tıkır ayak seslerine gece uyurduk. Güvenlik altındayız derlerdi. Onlar da Yıldız Sarayı'nın, Yıldız Parkı'nın girişindeydi o atlılar. Oradan gelirdi. Onları anlatırlardı bize. Bize de atlara şeker vermek düşerdi. Ancak o kadar. Ama anılar olarak sonra uzun zaman herkes radyoların önünde oturdu. Mahkemeleri dinliyordu. Yani modacı olarak estetik siyah atlar, polisler, bizi koruyan mahalle girişindeki polis kulübeleri, aile içindeki sohbetlerin yoğunluğu, komşular gelir giderdi çünkü bahçeli evlerdi orası. Yani başka soracağınız bir şey var mı bilmiyorum ama anlatmakla bitmeyen gazeteciler serisinin hepsi oradaydı. Peki Neslihan Hanım, şunu sormak isteriz. Yani o zaman küçüktüm diyorsunuz. Biz sizle hemen hemen, siz benden gençsiniz ama aynı kuşak sayılırız. Sayın Karaveli daha iyi hatırlıyor çünkü gazeteciydi o tarihte. Siz bugünü biliyorsunuz, bugünlere tanıksınız. Bugün yaşadıklarımızla bu kitaptan okuduğunuz 27 Mayıs ve konuklarımızın anlattığı 27 Mayıs'ı kıyasladığınız zaman ne çıkıyor ortaya, nasıl kıyaslarsınız? Yani ben demin şey düşünüyordum, o zaman ihtilal olmasaydı ne olurdu diye düşündüm kendi kendime. Bugünleri yaşamazdık, yaşanmış olurdu bir şeyler ama acaba çok şey de mi kaybederdik, onun çelişkisi içindeyim. Demin kendi kendime onun analizini yapıyordum. Peki bugünkü Türkiye'ye baktığın zaman demokrasi ya da demokrasi dışılıklar açısından, İşte Soma'da yaşananlar ve açılan davalar, medyaya, muhalefete karşı tutum, yatırımlar diyelim, AKP'nin yaptığı büyük yatırımlar, her alanda, her alanı değerlendirdiğiniz zaman nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Demokratik bir Türkiye mi? Hayır, geçiş noktasındayız. Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı. Demin söylediğim gibi, eğer 60 ihtilali olmasaydı bugün, yani o şekilde finale gelmeseydi bugün yaşanmazdı. Acaba bir şeyleri kat etmiş mi olurduk? Rötarlı mıyız? Bir şeyleri hazmetmemiz gerekiyor. Bu Osmanlı'dan bugüne kadar hazmedilmeden gelen bir şeyler var. Acaba şu anda artık hazmet mi ediyoruz? Daha ileride söyleyecek bir şeyimiz kalmayacak. Sanki son perdeyi oynuyoruz ve bundan sonra perde açılacak, her şey normale dönecek gibi geliyor bana. Nereden önceki son perde bu size göre? Yani herkesin bir, şimdi çevremde bakıyorum, insanlarla konuşuyorum, Twitter takipçisiyim, tanımadığım insanlarla da görüşüyorum. Herkesin yaşadığı bir 12 Eylül'ü, bir 27 Mayıs'ı, 28 Şubat'ı, herkesin bir hikayesi var. Ama öyle ama böyle. Galiba biz bunların hepsini üzerinde tartışıp, bir yere gelip, temizleyip, işte o zaman yeni bir perde açılacağına inanıyorum. Peki. Çok teşekkürler. Konuklarımızın sorusu var mı? Yok. Teşekkür ediyorlar. İyi geceler. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok. Evet. Tahkikat komisyonları dedik. Genç Subaylar Hareketi, Örsan Öğmen'in de kitabından izleyicimizin katkısıyla alıntı yaptık. Yassıada, evet, yargılamalarına gelelim. Mesela Nurşen Hanım, Nurşen Fidan şunu hatırlatmış. Yassıada duruşmaları sırasında Menderes'in ifadeleri arasında şu cümleler varmış.
6-7 Eylül olaylarını Türklerin vatanseverliğinin bir işareti olarak görüyorum. Az önce 6-7 Eylül olaylarını kim yaptı dedik, konuştuk. Menderes yapmıştı, başkasının üstüne atıldı. Menderes, evet, vatanseverlik işarettir demiş Yassada'da. Hatırlar mısınız onu? Ben böyle bir söz söylediğini hatırlamıyorum doğrusu. Demişse eğer çok ayıp etmiş yani. Böyle bir şey olabilir mi? Vatanseverlik böyle ortalığı yıkarak mı gösterilir? Memlekete zarar vererek mi gösterilir? İnsanları evlerinden dışarıya atıp eşyalarını sokaklarda parçalamakla mı gösterilir? Menderes böyle bir şey söylemiş. Bence olamaz. Ama Yassıada mahkemelerine gelince, Yassıada mahkemelerinde de rahatsız edici şeyler olmuştur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Biz Vatan Gazetesi'nde Menderes'in bazı kadınlarla, yani muhterem eşleri dışında bazı kadınlarla ilişkisi olduğunu çok iyi biliyorduk. Özellikle rahmetli Suzan Sözen hanımefendi ile olan ilişkisini çok iyi biliyorduk. Bizim muhabirlerimiz onların resimlerini de getiriyordu. Ama hiçbir zaman ne Vatan Gazetesi ne de başka gazete bu resimlerin hiçbirisini basmadı. Biz Menderes'in icraatında ne kadar yanlışlara düşmüş olursa olsun, hatta bize doğrudan gazeteciler olarak verdiği zararlara da, gazetemizin kapatılmasına, personelimizin neredeyse aç kalmasına rağmen Menderes'in özel hayatını hiçbir zaman dilimize dolamamışken, ne yazık ki Yassıada mahkemelerinde Menderes'e ilişkisi olduğu söylenen kadınlar mahkeme önüne çıkarılmıştır. Son derece üzücü olmuştur. Bir savcı Altay Ömer Egesel ismiyle söylüyorum. Salim Başol ne kadar efendice hareket etmişse Salim Başol da o kadar hislerinin kurbanı olmuştur. Menderes'in kasasından çıkan bir takım özel eşyayı orada teşhir etmiştir. Menderes'in bazı ilişkilerinden söz açmıştır. Hatta Celal Bayar'a hediye edilen bazı işte Afgan türü diyorlar köpeklerin böyle satışı. Celal Bayar'ın bunları sattığı, cebine para koyduğu gibi hakikaten akıldan, mantıktan, saygıdan uzak şeyler de olmuştur. Bu Yassıada mahkemelerinin... Buna niye gerek duyuldu? Mesela anlatıyorsunuz, kitaplar yazıyor, belgeler ortada. Demokrasinin katledildiği bunlarla ortada. Yeterince gerekçe var. Yani darbe için değil de iktidarda antidemokratik bir hükümetin olmaması için yeterli gerekçe var. Sandıkta devrilmesi evet. Gerekiyor. Niye o zaman başka şeyler katılarak sulandırılıyor bu? Bence son derece yanlış olmuştur. Yani Yassıada mahkemelerin üzerine biraz da gölge düşürmüştür. Bunlar yapılmaması gereken şeylerdi. Bir de bir şey daha var. İhtilalden sonra efendim işte öğrenciler kıyma yapılmış da bilmem ne. Yani çok saçma sapan şeyler de yaşadık. Ben gözlerimle görmedim ama basının mensubu geçinen bazı gazetelerde buna benzer gerçekten olmaması gereken ifadelere yer verilmiştir. Ben bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bir defa bütün hükümetler geçicidir. Bütün insanlar ölmeye mahkumdur. Ne bir saat önce ne bir saat sonra. Bugünkü iktidar da gidecektir. Ama bugünkü iktidar arkasında iyi izlenimler bırakarak gitmeyi istemez mi? Niçin bir takım olaylar karşısında bu kadar sessiz kalabiliyorlar? Bakın biz 50 sene sonra burada oturuyoruz, 27 Mayıs'ı tartışıyoruz. Halbuki Adnan Menderes'in iyi yanları da vardı. Eğer Adnan Menderes Türkiye'nin kuruluş felsefesine, Atatürk ilke ve devrimlerine karşı bir tutum almasaydı, ezanı birdenbire ilk iş başka iş kalmamış gibi Arapça'ya çevirmeseydi, köy enstitüleri gibi Türkiye'nin geleceğini hazırlayan bir takım kurumları yok etmeseydi, halk evlerini, halk odalarını kapatmasaydı Allah aşkına ne kaybederdi? Bugün Adnan Menderes'i belki saygıyla, sevgiyle anardık. Belki Adnan Menderes asıldığında 61 yaşındaydı. Yazık günah değil mi? Menderes daha belki 10 sene hizmet edebilirdi. Çok iyi yetişmiş bir insandı. Çok iyi bir hatipti. Ama nasıl hizmet etti ortada, nasıl hizmet edecekti yani 10 sene ama, daha. Ama yani, işte kendi hizmetini zehirliyor. Hidayete mi erip de ondan sonra? Valla normal davransaydı Hulki Bey. Yani Menderes'in yaptığı iyi şeyler de var. Bunları unutmayalım. Menderes zarif bir insandı. Bunu demin de söyledim. Ama bu insan Sayın Tayyip Erdoğan'ın da iyi tarafları vardır. Niçin bu iyi taraflarını gündemde tutmuyor da böyle ölmüştür gitmiştir diyor. Bunlar tarihe geçecek sözler bunlar.
O gencecik bir çocuk annesine ekmek alırken öldürülmüş, geçmiştir gitmiştir diyor. Yarın birileri de Tayyip Bey için geçmiştir gitmiştir demeyecek mi bu durumda? Evet, bu iktidarda gidici dediniz de şöyle yaklaşıp açıklayalım. Gidici. Biz sevmediğimiz için bu iktidarı gidecek değil. Biz sevsek de diyelim ki hep beraber sever hale gelse iktidarı gene gidecek. Kanuni Sultan Süleyman da gitti. Evet, işin doğasında bu var ama muhalefetin acizidir bugüne kadar sandıkta devirememiş olması. Onu da söyleyelim. Yani takdiri ilahi ve kader gereği sonsuza kadar hiçbir iktidar kalmadığı için bu iktidar gidecektir. Ama muhalefetin onun gitmesi için bugüne kadar başarılı olamadığını görüyoruz. O da mevcut muhalefetin hatası belki. Hulki Bey, sizin programınızda söylemek istemediğim bir şey söyleyeceğim. Bakın, evet, Cumhuriyet Halk Partisi daha çok çalışmalıydı. Milliyetçi Hareket Partisi daha çok çalışmalıydı. İşçi Partisi daha çok çalışmalıydı. Daha çok oy almalılardı vesaire. Fakat hırsızın hiç mi kabahati yok? Dediği gibi Nasrettin Hoca'nın. Halkımızın hiç mi kabahati yok? Bu ne vicdansızlıktır Allah aşkına? Eğer bu memleketin yarısının vicdanı kanarken, bütün bu subaylar vesaire konusunda yarısının vicdanı kanamıyorsa oturup bunu da düşünmek lazım. Biz mi acaba bu halkı yeterince şey yapamadık? Yani halkımızın bir eksik tarafı var. Bunları da sosyolojik olarak gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Bu da muhalefetin eksikliği eğer halk aydınlatılamadıysa, değil mi? Bir de öz eleştiri yapmak gerekiyor galiba. Evet. Biraz da öz eleştiri yapmak lazım. Yani peki, biz süremiz daralıyor. Yine konumuza dönelim. Yassı adayı konuşuyorduk. Yassı adadaki yargılamaları, normal ve anormal olan durumları söylediniz. Bir de dönemin Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdal Hun var. Erdal Hun'un başına neler geldi? Erdal Hun YSA'da'ya götürdüler. Düşünün, Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı sabah kararlandı da iki tane asker geldi, gel bakalım orgeneral dediler, aldılar götürdüler. Tokatlandığı söyleniyor. Olmuş olabilir. Bunlar tabii bir yerde rivayet düzeyinde almak lazım. Ama şu var, ben bu Genelkurmay Başkanı ile ihtilalden birkaç ay önce Amerika'da beraber oldum. Yani üzülerek söylüyorum, yani başka adam yoktu da bunu niye seçtiler? Böyle Genelkurmay Başkanı olur mu? Bu kadar zavallı bir adam. Bunu böyle aynı... Nasıl, biraz anlatır mısın bize? Nasıl bir Genelkurmay Başkanı? Mesela uçakla gidiyoruz, Amerika'da geziyoruz. Menderes kendine göre bir sıra yapıyor. En başta kendisi vesaire, protokol sırası. Genelkurmay Başkanlığı da uygun olan yere koyuyor. Oradan bir dakika Sayın Başbakanım diyor. Eskimo'da bir şey makinesi elinde, fotoğraf makinesi, adeta yuvarlanırcasına Menderes çıkmadan uçaktan iniyor ve Menderes'in çıkışının filmini çekiyor. Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı. Yapmayın. Aynen bunu yaşadık. İlk defa duyuyorum. O evet kadar şey. Efendim. Bir aynen dakika. Böyle gözlerimle gördüm. Menderes, siz gazeteci olarak Başbakan Menderes'in yanındasınız. Evet. Ama dönemin Genelkurmay Başkanı. Evet. Uçaktan erkenden iniyor, evet. Film makinesiyle Başbakanı filme mi alıyor? Evet, filme alıyor. Niye? Karısına gösteriyor. Hayır, kendisini foto film merkezi başkanı mı zannetti hayır, acaba? Yok. Yalnız şöyle bir şey varmış, her seyahatinden dönüşte eşine çektiği filmi gösterilmiş. Ama bu arada benden isim sormayın. İki kişi, kafilede bulunan iki kişi buna çok ağır bir oyun oynadılar. Nasıl? Otelde onun odasından bu çektiği filmleri alıp yerine bir takım porno filmler koydukları söylendi. Şimdi bakın, bir genelkurmay başkanına karşı bazı insanlar böyle davranabiliyorsa durup oturmak lazım. Genelkurmay başkanlarının güçlü olması lazım. Genelkurmay başkanları ordunun başı olarak, hatta başbakandan bir emir geldiğinde, bir istek geldiğinde dur bakalım sayın başbakanım biraz düşünelim bu konuyu diyebilmesi lazım. Sonuç itibariyle Türkiye, yani Amman Krallığı değil, bu cumhuriyetin kurulmasında ordunun katkısı ve kanı vardır, çocuk oyuncağı değil yani. Peki. Ve bu ordu anayasa gereğince Türkiye'yi iç ve dış düşmanlara karşı korumakla görevlidir. Peki şimdi dönemin... Bir genelkurmay başkanına bu davranış yakışır mı? O zaman şöyle söyleyeyim, Tayyip Bey'in söylediği gibi. Benim bakanım, benim müdürüm, benim genelkurmay başkanım diyor ya. O ifadeyle yaklaşırsak, Adnan Menderes'in genelkurmay başkanı, evet, bu durumdaysa Amerikan etkisi nasıl olabilir bu darbede? Yani Amerika darbe yapın demiş olsa 1960'da Rüştü Erdal Hun'a mı demesi gerekir bunu? Herhalde.
Yani emir komuta zinciri olarak ona demesi lazım. Kendisi de yani yararlı bir subay, ben okudum ama Genelkurmay Başkanlığındaki durumu yürekler acısı. Yani ordu da kendisine Genelkurmay Başkanı seçerken çok dikkatli olmalı. Bugün için de bu dediklerim geçerli. Bugünkü Genelkurmay Başkanlığı da durup şöyle bir bakmak lazım Necdet Bey'e. Yani Rüştü Erdelhun Paşa da çok özel bir paşaymış, öyle mi? Yani anlattığınızda onu görürüz. Yargılandı mı peki? Yargılandı tabii. Ne oldu sonra? Çok uzun süre hapse mahkum oldu. Yani kendi Genelkurmay Başkanı'nı da yargıladı darbe yapanlar. Evet. Evet. Yani emir komuta zinciri diye bir şey yok. Cemal Gürsel'i İzmir'den getirdiler. Kendisi müstafi şeydi, yani istifa etmiş kara kuvvetleri komutanıydı. Ama daha önce bir mektup yazıp o zaman Ethem Menderes'le teması olmuştu. Hatta çok enteresandır, Cemal Gürsel'in yazdığı mektupta yanılmıyorsam hedef alınara Celal Bayar hedef alınmıştı. Celal Bayar'ın derhal istifa etmesi istenmişti. Siz hatırlayacaksınız. Evet. Çok enteresan. Menderes'e değil Celal Bayar'a. Çünkü hakikaten 27 Mayıs'a kapı açan başlıca isim Celal Bayar'dır. O geride kaldı. İdamdan da sıyrıldı. Yaşı dolayısıyla. Ve çok da uzun yaşadı. Evet. Eski Liberal Parti Genel Başkanı, iş adamı Besim Tibuk. Evet. Çeşitli bir zamanlar televizyonlarda bu tür konuları tartışıyordu. Şimdi nerede? Aslında renkli bir kişilik gelse de gene konuşsak. Çeşitli konularda. Burada açıkta bir davet oluyor bu. Rüştü Erdelhun kompleksi nedeniyle Türk ordusunun genelkurmay başkanlarında böyle bir kompleks oluyor, korku oluyor. O yüzden istemese de alt subaylardan gelen baskılara dayanamıyor yıllar içinde demişti. Katılır mısınız buna? Olabilir. Ya aslında genelkurmay başkanları hep hükümetten yanadır anlamına geliyor bu. Yani öyle olmaları da gerekir mi, gerekmez mi? Şimdi yani. Ben kendi kitabımdan, eski yaptığım programlardan 27 Mayıs'çı Hüseyin Avni Güler vardı biliyorsunuz, evet. Değil mi? Onun anlattığı, ne zaman konuşmuşuz onunla onu da söyleyelim. 29 Mayıs 2009, bugün de 29 Mayıs 2014, tam tamına kaç yıl oluyor? 5 sene. Tam tamına 5 yıl önce bugün, şimdi İkna Odası programındayız. O zaman Ceviz Kabuğu programında 29 Mayıs 2009'da Hüseyin Avni Güler şunları söylemiş bize Erdelhun'la ilgili. Yüzbaşı olarak Etimesgut Havaalanı'nda bazı olaylara şahit oldum. O dönem Milli Savunma Bakanı Ethem Menderes'ti. Genelkurmay Başkanı'na paltosunu tutturuyordu. Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun, bakanın yere düşen kağıtlarını toplar kendisine verirdi. Bunları görünce bizim gücümüze giderdi genç subaylar olarak diyor. 27 Mayıs'ı savunan, 27 Mayıs'çı da olan Hüseyin Avni Güler. O zaman şunları da söylemişti 5 yıl önce. 1958, yani benim doğduğum yılda Lübnan İç Savaşı'nda Demokrat Parti yardım gönderiyordu ama biz yanlış yere yardım göndermişiz dedi. Ben havacıydım diyor. Hatta o bölümü okuyayım, bu programda bir bütünlük tarihe mal oluyor. Diyordu ki Hüseyin Avni Güler, 1958 Lübnan İç Savaşı'nda Demokrat Parti yardım gönderiyordu. Ben Kara Harp Okulu'ndan havacı olarak mezun oldum. Yardım götürenler arasında ben de vardım. Bize yükümüzün yardım malzemesi olduğunu söylüyorlardı. Bugün Suriye'yi hatırlayalım. Acaba benzerlik var mı? Korsan uçuşla yükümüzü alıp gidip bırakıp geliyorduk. Bize yiyecek içecek deniyordu ama herhalde cephaneydi. Binbaşı Rıza Karacaoğlu komutasındaki uçağımız Beyrut Havaalanı'na inince bizi tutukladılar. Bir ay sonra hükümetlerin girişimiyle geri geldik. O zaman biz anladık ki o savaşta Hristiyanlara yardım ediyormuşuz. Milliyetçi mukaddesatçı olan bu Demokrat Parti iktidarı Hristiyanlara yardım ediyormuş meğerse. Allah Allah. Hazinedeki bir başka sözü. Hazinedeki İsmet Paşa'nın teslim ettiği 128 ton altının 96 tonunun uçaklarla, tırlarla, Suriye'ye gidip yakalanan tırı hatırlayalım. Uçaklarla, tırlarla, gemilerle dışarıya gönderdi ve kredi aldı karşılığında. Bu belki ekonomik bir şey ama
Lübnan İç Savaşı'nda Hüseyin Avni Güler bakın Hristiyanlara yardım götürdüklerini yıllar sonra anlamış. Maşallah. Rüştü Erdoğan için söylediklerine ne diyorsunuz? Harika. Manzara gözünüzün önüne gelsinize. Harika. Centilmenlik ayrı bir şey. Üzerinizde rütbeniz var. Burada yıldızlarınız omuzlarınızda. Genelkurmay başkanısınız. Bir sivil bakanınız kağıt düşürüyor. Siz üniformayla eğiliyorsunuz. Evet. Ya benim bildiğim verilen eğitimler var. Dik durması, dik yürümesi, üniformasının ütülü olması, üniformaya saygı falan. Hadi onları silip attınız bir tarafa diyelim. Bakanın yere düşen kağıtlarını toplar kendisine verirdi. Genç subaylar olarak bunları görünce bizim gücümüze giderdi diyor. Şimdi enteresan değil mi? Neler yaşanmış? Yani çok özel bir genelkurmay başkanıydı diyorsunuz Erdoğan. Benim dediklerim evet. De yani teyit eder nitelikte. Ama mesela Besim Tibuk'un kulağını çınlattık. O bunların kınanmayacak davranışlar olduğunu, normal olduğunu, yapılanların Menderes'e ve Erdoğan'a yapılanların haksız bir uygulama olduğunu söylüyordu. Keşke o da olsa bir başka hafta bizi dinliyorsa, konuşacağım derse seve seve ağırları stüdyomuzda. Kendisi çok enteresan bir zattır. Evet. Siz ne dersiniz bu son konuştuklarımız Yassıada ve genç subaylar olayına? Ben yurt dışındaydım o tarihte. Gelen haberlerde şunu duymuştum. Bu ihtilal olduğu zaman evlerde bayrak yokmuş. Kırmızı kumaştan beyaz çarşaflardan kesip bayrak yapıyor. 27 Mayıs'ta. Yani vatandaşın evinde bayrak bulamamışlar yani. Hemen bayrak yapı bastı diyorlar. Yani demek istediğim... Yok bayrak satılıyordu, bayrak vardı. Yani şimdi söylediğim bir evde yapılan, çevrede yapılan şey. Tabii, yani insanların coşkuyla evet. Bayrak bulamasa da evdeki kumaşı kesip yaptığından söz edilmişti. Aydın Bey, 27 Mayıs Türkiye çapında coşkuyla karşılanmıştır halk tarafından. Bu halk aptal değilse eğer bütünüyle evet. Niçin coşku göstersin? Demek ki halkta da bir usanmışlık vardı. Yani evet, bu halkın kutlamasına değinelim. Demin okuduğum alıntıları yaptığımız bizim programımızda açıklama yapan Hüseyin Avni Güler, şimdi ilk defa duyanlar gençler için söyleyeyim. 1960'ta kurulan Milli Birlik Komitesi'nde görev yapmış. İstihbarat yüzbaşı olarak o sırada görevi istihbaratçı yüzbaşıymış Milli Birlik Komitesi'nde. Yani 27 Mayıs'ı baştan sona destekleyen, savunan ve içinde yer alan bir insan onları söyleyen. Halk nasıl darbeden sonra destekledi? Evet. Bu destekleme 1980 ihtilalinden sonra halkın yaşasın kurtulduk diyerek Kenan Evrenler'e kucak açmasına mı benziyor? Bu arada Mısır'daki darbeyi de söyleyeceğim son söz olarak ama şunları alalım sizden. Yani? Halk niye destek oldu? Son 5 dakika içindeyiz. 27 Mayıs'ta. Evet. Zoraki bir destek miydi bu? Askerden korktu. Olabilir mi oldu zoraki diye. Destek? Yoksa, olabilir. Nasıl olabilir? Yani evlere bir takım subaylar gelip de balkonlara çıkın, çiçek açın falan mı diyecekler? Böyle bir şey hiç duymadım ben. Yani bizim her tarafta muhabirlerimiz vardı ve bunları da yakından izliyordum ben. Çok spontane, kendiliğinden oluşan bir halk desteği vardı. Elbette 27 Mayıs'ta Adnan Menderes'i iktidarının yıkılmasından rahatsız olanlar da vardı. Ama onların sesi falan çıkmıyordu. Sadece bir takım işte Zeytinburnu'ndan Yassı Adaya tünel kazıp da Menderes'i kurtarmayı düşünenler olduğu rivayeti vardı. Bir takım beyaz atların Yassı Ada üzerinde uçuştuğu gibi saçma sapan şeyler vardı. Ama ordu halkı kendisini desteklemeye sevk ettiğine dair hiçbir şeyi ben duymadım. Olabileceğine de inanmıyorum. Yok öyle bir şey. Programı tekrar ne zaman izleyiciler soruyor bana söyleyin buradan söyleyeyim. Şimdi bugün Mısır'daki darbe yapan Genelkurmay Başkanı Sisi Cumhurbaşkanı olarak seçimlere katıldı. %97 oy aldığı söyleniyor. Kenan Evren'i geçmiş yani Kenan Evren tabii yaşlandı bunu duymuyordur. Üzülecek hali de kalmadı herhalde yaş icabı. 92,5 mu almıştı Kenan Evren? Hayır. Anayasayla beraber seçildi. Anayasa 82,5 almıştı. Pardon 92,5 aldı. Mısır'daki Sisi %97 oy almış. Şimdi izleyiciler soruyor.
Mısır'da darbe aklanmış mı oluyor? Yani madem sandık 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 diyor ya Tayyip Erdoğan. İşte darbeci de, diktatör de ya da ne bileyim işte Genelkurmay Başkanı diyelim. Mursi taraftarları hiç katılmamış ama. Ne yapalım, katılsaydı. Yani şimdi seçim öyle olmuyor. Katılanlara göre. Gayet tabii. Katılanların %97'sini gayet almış. Ne diyecek buna acaba bizim iktidar, muhalefet, sizler? Sandık her zaman demokrasi midir, onu mu gösteriyor? Çan eğrisine benziyor bu. Şimdi seçimle geldim derse ki diyecek sisi. Önce darbe yaptı, şimdi seçimle geldi. Cumhurbaşkanı oluyor. Belki Türkiye'de ziyaret yapacak, bizimkilerle tokalaşacak değil mi? Bugüne kadar Rabia işareti yapan eller. Evet. Tokalaşmak için uzatılacak. Öyle mi? Evet, öyle olacak. Ah siyaset. Daha evet. İzleyicilerimize not hatırlatayım. Bazı izleyicilerimiz Twitter'dan söylüyor. Oradan da duyurmak gerekiyor. Programın tekrarı olsun, çok güzeldi, doyamadık diye. Bu gece saat 02'de programın tekrarı var. Yani biz 3-4 dakika sonra veda ediyoruz sevgili seyirciler. Ama 2 saat sonra, galiba haberlerin bitiminde oluyor, 2 saat sonra bu programın tekrarı var. Kayıt yapacaksanız kaçıranlar, kaçırmayanlar birbirine haber versin. Evet, son sözlerimizi alalım. 2,5 dakika kaldı. Veda edeceğiz. 27 Mayıs. Türkiye'de bugün. 27 Mayıs'lar olmaz. Ama burada görev siyasetçilere düşmektedir. Siyasetçiler sadece seçilmiş olmanın istedikleri gibi hareket etme imkanını, hakkını, yetkisini kendilerine verdiği düşüncesini akıllarında çıkarsınlar. Bu demokrasilerde geçerli bir kuraldır. Elbette iktidarlar geleceklerdir. Ama ben oy aldım, bildiğimi yaparım zihniyetiyle hareket ederlerse bu normal koşullarda bitmeyebilir. Özellikle Türkiye gibi demokratik dünya içinde sicili pek de sağlam olmayan bir ülkede böyle ihtimalleri daima göz önünde tutmak gerekir. Ordunun tasfiye edilmesi mümkün olmaz. Orduda 80-90 bin subay olduğu söyleniyor. Yani orduda birkaç böyle orduya hakim gibi görünmekle veya genelkurmay başkanlarıyla iyi ilişkiler içinde bulunmakla kendini garantiye aldığını dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar düşünmemelidir. Benim şahsen temennim, şu yaşa geldim, ülkemde artık ben demokrasi görmek istiyorum. Siyasi müdahaleler görmek istemiyorum. Ama bizim ordumuzun insanlarına da insan gibi davranılması gerekir. Bugün onlara reva görülen şeyleri, davranışları kamuoyumuz ne yazık ki benimsemiş değildir. En azından kamuoyunun çok önemli bir kesiti, belki en azından yarıdan fazlası bugün orduya reva görülen, ordunun subaylarına reva görülen şeyi, davranışı, hükümetin davranışını tasvip etmemiştir. Yarın şunu da söyleyeyim son söz olarak, Türk ordusunun ne yapacağı da belli olmaz. Ne manada söylüyorsunuz bunu? Her manada söylüyorum. Yani orduyu demokrasiye çok inanmış bir ordumuz var ama orduyu da bir takım bugün düşünmek istemediğimiz davranışlara da iteklememek lazım. Peki, çok teşekkürler Sayın Orhan Karaveli. Ben bir gazetecinin, bir yazarın oğlu olarak çocukluğumdan beri özgürlüğü, basın özgürlüğünü bilhassa daha tadamadığımı söylemek istiyorum. Çünkü yıllardır 21. yüzyıla geldik. Hala elektronik ortamdan tutun basılı ortama kadar sansürün var olması bu ülkenin demokrasi açısından fazla ilerlemiyor. Sansür konusunda bir izleyicimiz şunu söylemişti. Tam sizin sözünüzle örtüşebilir. Birlikte analım. O dönemde hükümet kağıt vermiyormuş, satmıyormuş. Bu dönemde biz parasını ödediğimiz interneti kesiyorlar diyor. Kesiyorlar. O dönemde kağıt alamayınca parasını da vermiyorsun. Şimdi parasını alıyorlar peşin. İnternet paralı değil mi? Ama parasını ödediğiniz şeyi kesiyorlar. Aradaki fark bu demişti bir izleyicimiz. Evet. Ben dilerim güneşli günler, aydınlık günler bizim olsun. Basın ve düşünce özgürlüğü eksik olmasın ülkemizde. Peki.
Babamın bir şiiri vardır, aklımdan çıkmıyor. Tek suçumuz hür insanlar gibi konuşmak, kitaplar suç ortağımız. Bir basın sözcüsünün oğlu olarak, bir yayıncı olarak, yazar olarak insanlar 21. yüzyılda düşüncelerini istedikleri gibi söyleme hakkına sahip olmalı. Evet. Yasalar hiçbir zaman bunu engellememelidir. Babanızın bir şiiri vardı. Gözlerimize mil çekilmiş mil. Hatırlıyor musunuz? Evet. Kör Üzgüz adlı bir şiiridir o. Çizme onlardan, içindeki ayak bizden, ne yazık diye biter. Maalesef ülkemizin özgürlüğüne ket vuranlarla bazen bizi yönetenler bir oluyorlar. O çizmenin içine ayaklarını sokup bizi eziyorlar. Çok alıntı yapmıştım o şiirden köşe yazılarımda. Evet. Ama benim de tam şimdi ezberimde değil. Tetiği çeken el bizim diyordu. Evet. Değil mi? Maalesef. Peki. İşte bu 21. yüzyılın çağdaş bir yüzyıl olmasını, ülkemde de ben bunu görmek istiyorum. Bir yayıncı olarak, bir yazar olarak, bir düşünür olarak. Çünkü benim kuşağım çok çekti. Geçenlerde çok sevdiğim bir yazar arkadaşımın çocuğunun babasının hapse girmesi nedeniyle okuldan atıldığını duyduğum zaman aynı şey benim başıma da geldiği için özdeşleştirdim kendimi. Eşine mektup yazdımdı. 40 yıl önce ne olduysa 40 yıl sonra da ülkemde maalesef aynı şeyler oluyor. Devlet okulundan atılan bir çocuğun bu ülkede babası yüzünden suçlanmaması gerektiği kanısında. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, bir 27 Mayıs yıl dönümünde bu arada şiiri bulmaya çalışıyorum. Kapatmadan hemen bulup okuyabilirsek onunla veda edelim diye süremiz doldu. Ama bir dahaki bir başka programa bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız gazeteci yazar Orhan Karaveli ve yayıncı yazar Aydın Ilgaz'la birlikteydik. Telefon konuklarımızda bir telefon konuğumuz daha vardı. Ona zaman kalmadı. Kusura bakmasın. Profesör Coşkun Özdemir. Hoşgörüsünün derin olduğunu biliyoruz. Bir başka zaman onunla da birlikte burada oluruz. Önemli açıklamalara tanık oldunuz. Kulağımızdan silmeyelim bunları. Saat 02'de tekrar var. Ben de seyredeceğim. Bakalım neler konuşmuşuz. Bir de orada bakalım. Hoşça